Ya ben böyle böyle hiç üzerine düşünmediğim kamerayı bile kurmayı telefonuma çektiğim şu an yatıyorum hatta yatarak falan vlog mu dersiniz adına sohbet mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama Senem'le takılmacalar Senem'le çıldırmacalar Senem'le bir şey yapmacalar. Senem'le bir şeyler. Konseptli videolarımı şu an başlama kararı aldım. 10 saniye önce falan. Yok 40, 41, 42 saniye önce falan. Olay şu ki artık böyle canımı sıkıldığı şeylerde derdimi size anlatmaya karar verdim. Ya da iyi olan şeylerde de size anlatmaya karar verdim. Şu an olumsuz başlıyorum. Bu video serisine olumsuz başlıyoruz. Olay şu ki biraz önce bir yorum geldi. Daha doğrusu biraz önce gelmedi de ben biraz önce gördüm. Özellikle bu yorumdan hiç hoşlanmadığım için değil de artık şey oldu. Tamam artık benim konu hakkında bir şey söylemem lazım yeter. Dediğim raptı o yorumu görmem oldu. Bu arada parmağımda bir şey tırnağım kırık kopmasın diye uzayana kadar böyle sabitleme kararı aldım. Neyse. Yorum da şey. Google Box videosuna çok iğrençsin konuşma falan berbat diye bir yorum geldi. Bir şey oldum da. Merhaba. Yine olumsuz bir insan. Negatif enerji saçan bir insan daha dünyadaki. Ve yine her zamanki beni buldu. Şu an ekranın fotoğrafını çektim istemeden. Neyse. Sonra ona yazacaktım. Sonra bana cevap verecekti. Benim sinirim bozulacaktı falan filan. Çünkü genelde insanlara bir şey anlatmaya çalıştığımda yorumlar üzerinden onların yazdıkları şeye karşılık olarak genelde insanlar bir ne dedim ona bir savunmaya geçiyorlar böyle. Sanki ben çok kötü bir şey söylemişim. Ben dünyanın en kötü insanıymışım. Ve onlar yaptıkları her şeyden %100 eminler. Asla hatalı olamazlar ve hatalı olan hatta dünyadaki tek hatalı olan insan benim. Yani böyle cevaplar alabiliyorum. Ben de yazacaktım. Diyecektim ki yani karşılıklı berbatız demek ki. Hani madem ben berbatım sen de berbatsın şu an. Çünkü yaptığın şey bir eleştiri değil. Çünkü eleştiri dediğin şey sebebiyle beraber olur. Çok iğrenç şey, çok berbat konu, çok iğrençsin konuşma falan berbat. Aynı anda dedi. İğrenç ne demek bir kere? Yani iğrenç dediğim şeyler mesela çürük bir meyve mesela bir ay önce çürümüş bir meyve mesela iğrenç bir koku yayardın ve katlanamazsın. Ne bileyim çok pis bir tuvalet iğrençtir mesela. Veya ne bileyim çöp mesela kokan bir çöp iğrençtir. Şimdi benim çektiğim bir videonun kötü olabilir, hoşuna gitmemiş olabilir ama iğrenç demek sana iğrenç de geliyor olabilir. Ama yani insan biraz kendi bilincinde olmalı. Mesela bana göre de balık yenilmeyecek bir şeydir. Ben balık sevmiyorum. Tadı bana göre, sadece bana göre iğrenç. Yani ben sevmiyorum, kokusunu da sevmiyorum. Bana göre iğrenç bir şeye, ben başkasının sevdiği bir şeye, başkasının sevdiğini bildiğim bir şeye, başkalarının seve seve böyle bayıla bayıla yediğini bildiğim bir şeye iğrenç diyemem. Hani belki derim arkadaşlar sana derim aile içinde derim ama böyle hiç tanımadığım birine diyemem yani mesela ayıptır. Şimdi karşındaki bir insan iğrenç dediğimiz şeyler belli. İğrenç olarak herkesin ortak hafızasında olan şeyler var. Bir toplum olarak veya insan olarak. Şimdi iğrenç çok acımasızca beğenmemiş olsam da. Konuşma falan berbat kısmına gelince şahsen katılmıyorum ama dikkat etmediğim zamanlar oluyor. Şimdi bileniniz var, bilmeyeniniz var. Ben tiyatrocuyum.
Ben yıllarca diksiyon eğitimi aldım. Benim diksiyon eğitimi verebileceğime dair sertifikam var. Yani ben aslında bu işi istesem öğretmenliğini yapabilirim. Konuşmayı birçok insandan, Türkçe konuşmaktan bahsediyorum, birçok insandan daha iyi biliyorum. Ama buna günlük hayatımda çok dikkat ettiğimi söyleyemem. Ama mesela bazı şeyleri takıntılıyımdır mesela. Onlara dikkat ediyorum. Mesela çoğu kişi yarın der. Oysa ki yarın değil, yarındır. Mesela. Mesela meşale değil, meşaledir falan. Böyle şeylere dikkat ederim. Yani ne bileyim. Bazı kelimelere özen gösteriyorum. Ama konuşurken ne bileyim biliyorsunuz. Bazen böyle şive yapabiliyorum. İçten dışı. Çünkü hiçbir zaman yani İslam dışı değil de o ne bileyim benim karakterim bir tarafı o yani öyle çıkıyor ne bileyim o an söylediğim cümleye onun daha uygun olduğunu düşünebiliyorum. Vücudum yapıyor yani bunu ben bilinçli olarak yapmıyorum ama tabii ki şive yaptığımın bilincinde oluyorum ama bu arada kesinlikle şiveli olabilecek bir insan değilim. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ne babam da şive var ne hiçbir akrabam da şive var. Annemde aksan var o da yabancı olmasından dolayı ki onun da şiveyle alakası yok. Vesaire vesaire neyse yani bu oyunculukla gelen gözlemle gelen bir şey vesaire neyse konuşmam çok berbat kısmına geri dönelim. Şimdi karşımdaki bana bunu yazarak söylüyor. Şimdi ben karşımdakinin konuşmasının nasıl olduğunu bilmeden ve hiçbir neden belirtilmeden böyle bir yorum okuyorum. Şimdi bir, sen ne kadar düzgün konuşuyorsun bunu bilmiyorum. İki, konuşmamın neresi berbat onu bir açıkla bana. Yani yoksa yaptığın tek şey olumsuzluk dağıtmak oluyor insanlara. Yani bir tek bana karşı değil, o yorumu okuyan bir sürü insana da aynı hissiyat veriyor olabilirsin. Vermiyor da olabilirsin. Sonuçta kişiden kişiye değişebilir buna verilecek reaksiyon. Ama başta benim videoma yazdığın için bana etki ediyor bu. Şimdi tabii ki ben böyle bir yorumu ciddiye almamalıyım, değil mi? Ama ciddiye alıyorum. Neden ciddiye alıyorum? Çünkü bu bir tek bana olmuyor. Bunu sokakta da yaşıyoruz hepimiz. Okulda da yaşıyoruz. İş yerlerinde yaşayan insanlar olduğunu da biliyorum. Ben de yaşadım. Yani bu çok ciddi bir ego sorunu, iletişim sorunu. Neden? Bir kere biz toplum olarak bilmiyorum, demeyi bilmiyoruz. Hatta Cem Yılmaz'ın da bununla ilgili stand-up'larında yer verilmiştir. Biri eczaneyi sorar, kimse bilmiyorum demez. Bilmediği halde tarif eder falan mesela. Tabii ki diyenler var. Ama hani genellediğimiz farkındayız. Herkes her şeyi çok iyi bildiğini iddia eder. O konu hakkında hiçbir fikri olmasa bile mutlaka bir fikri vardır. Bir bilgisi olmadığı halde mutlaka herkesin her konuda bir fikri vardır. Ki zaten bana en komik ve en trajik gelen şeylerden biridir bu. Ve karşındakinin o konu hakkında ne bildiğini, ne kadar bilgi sahibi olduğunu da umursamaz. Yani istersen sen o konunun uzmanı ol. Hiç fark etmez. Ne bileyim bir tane doktor çıkar der ki o ilacı kullanma. Bu ilaç baş ağrısına iyi gelmez. Attım şu an. Ama atıyorum senin baban o ilacı baş ağrısı için kullanıyordur ve ona iyi geliyordur. Ve der ki ya sen niye doktor dinliyorsun? Ben bunu 10 yıldır kullanıyorum işe yarıyor al işte der. Çünkü o doktordan daha iyi biliyordur. Nasıl oluyorsa. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? İşte aynı şey bu yorumda. Yani bu tek bir yorumun altında o kadar çok şey çıkıyor ki aslında. Ve çok korkunç bir şey bu. Ve ben her gün en az 5-6 tane, en az 5-6 tane bu tarz şeylerle karşılaşıyorum. Çok güzel yorum yapanlar da oluyor. %100 olumsuz olsa bile. Çok güzel yorum yapanlar oluyor ki özellikle zaten onlara teşekkür ediyorum. Geçen günlerde de yine çıldırdım, neye çıldırdım tam hatırlamıyorum ama yine bir yoruma çıldırmıştım. Ve şey dedim, bundan sonra bana saygısı olmayan insanlara ben de saygı duyuyormuş taklidi yapmayacağım. Ve ona göre cevap vereceğim yazmıştım. Yaptım da ben bunu birkaç defa ama hani ben insanım, benim de sinirlerim var, benim de bir kapasitem var. Ben şey değilim, ha yazdım bitti, kenara atayım, şimdi neyle ilgilenmem gerekiyorsa onunla ilgilenmeye devam edeyim bir insan değilim. Sürekli kafamda kalıyor. İstediğim kadar oyalayayım kendimi, düşünmeyeyim gün içinde. Yatağa yatıp yastığa başımı koyduğum an uyumamama sebep oluyor. Çünkü keşke öyle deseydim.
Acaba bunu derken bunu mu demek istedi de ben mi yanlış anladım? Acaba bunu dediğinde anlamış mıdır? Daha mı açık yazmalıydım? Daha mı sert yazmalıydım? Acaba çok mu sert yazdım? Ay acaba karşımdaki de bugün kötü bir gün mü geçiriyordu? Vesaire vesaire. O kadar çok şey düşünüyorum ki insanlısı. Gece uyuyamıyorum mesela. En basiti. Yani kısacası demem o ki. Bir tek baba değil. Bir tek dinle yorum yazarken değil. Ama özellikle sanalda nedense sanal olduğu için. Yani neden sesi değil, sanal olduğu için. Karşınızdakinin sizin kim olduğunu bilmeyeceğini, yüz yüze bakamayacağınızı, bir gün yüz yüze gelseniz de sizin ne olduğunu bilmeyeceğinizi bildiğinizin rahatlığıyla bunu daha çok yapıyoruz. Ama özellikle sanalda ve günlük hayatımızda da bir şey söylerken iki defa düşünün. Şimdi yorum yapmak tabii ki herkesin hakkı. Şimdi bu yorumu yapan kişinin hakkı. Neden? Birincisi zaten YouTube böyle bir özellik koymuş. Ben YouTube'a video koymayı kabul ettiysem zaten böyle bir özelliği de kabul ettim demektir. Ve benim YouTube videolarımın altına yorum yapmak serbest. Ben bu özelliği kapatmadığıma göre her türlü yorumu açığım demektir zaten. Benim bu yorumlara nasıl tepki verdiği tabii ki değişir. Bu da kişisel bir durumdur. Tabii ki bunu yazan kişinin de böyle bir şey yazmaya sonuna kadar %1 milyon hakkı var. Ama dediğim gibi bir şey yazacaksanız karşınızdakinin ne düşünebileceğini düşünün. Empati diyoruz biz buna. Eğer empati kuramayan bir insansanız, eğer hayır video çekiyorum. Selfie'li video. Evet. Lütfen bana açın. Benim abim böyle bir insan işte. Ne? Yemek, tamam. Ne lazım? Acaba ne diyordu? Ha, empati diyoruz biz buna. Empati diyoruz. Şimdi empati yapamayan biriyseniz eğer, şöyle düşünün. Ben böyle bir şey yapıyor olsaydım ve karşımdaki bana böyle bir şey diyor olsaydı, ben ne diye düşünürdüm? Şimdi tabii ki siz karşınızdakiyle aynı karakterde olmayabilirsiniz ve farklı şeyler düşünebilirsiniz. Ama böyle düşününce düşünülebilecek olan alternatifleri düşünmeniz kolaylaşıyor. Ben bu yorumu neden yazıyorum? Bir. Ben bu yoruma ne yazıyorum? İki. Bu yorumda yazmam gereken ne? Ve ben neyi yazdım veya neyi yazmadım? 4. Bu yorumu gerçek... 4 yapamadım. 4. Bu yorumu yazmazsam ölür müyüm? Bence en önemlisi 4. 5. Ben bu yorumu yazdığımda karşımdakine ne gibi bir yarar olabilir? Bu yazılan yorumun çok iğrençsin konuşma falan derler. Bu yazılan yorumun bana hiçbir şekilde yararı yok. Yararı değil, yararı. Bu arada. Bana hiçbir şekilde yararı yok. İkincisi, bunu yazan kişiye de hiçbir yararı yok. Mesela diyelim ki kötü bir gün geçiriyor ve kötü bir gün geçiriyor ve birinden sesini çıkarması gerekiyor. Şimdi bir kere o kişi ben değilim veya herhangi bir başka biri de değil. Neyse, onu bir kenara atalım, kişisel bir şey. Ama diyelim ki bu yüzden İçten dışı bir şekilde stresini böyle atabileceğini düşündü ve attı. O stres gitti mi? %1 milyon eminim ki gitmedi. Otomatikman karşımdakine de bir faydası yok. Tamamen olumsuz, başından sonuna kadar olumsuz ve negatif bir yorum. Üstelik beğenmeyişimin sebebini de konuşmamın neden berbat olduğu ve benim neden ilerlemiş olduğumun nedenlerine dair hiçbir şekilde açıklama yok. Yani sadece negatif, 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 negatif. Öyle bir şey. Ne oldu? Bir tane yorum benim 16 dakikadır, hadi abim de geldi, 15 dakikadır konuşmama sebep oldu. Benim ona kafa yormama sebep oldu. Ben şu an bu 15 dakikamı başka bir şeye harcıyor olabilirdim. Ha, çok mu diğerlerinde bunu yazan kişinin? Tabii ki değil. Bu benim sorunum mu? Evet, benim sorunum.
Ama o yorumu yazan kişinin benden daha sorumlu olduğu bir gerçek. O yüzden sizden ricam. Bunu bilinçli yapan olabilir, bilinçsiz yapan olabilir. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Veya ne bileyim. Kimseye kötü insan da demek istemiyorum. Asla böyle bir şey demiyorum. Bu tarz davranışlarla benim kötü olmadığına asla karar veremezsiniz tabii ki. Ama bu bilinçtir, bu farkındalıktır, bu kendini bilmektir. Ve bu düşünceliliktir. Aynı zamanda sizin insaniyetinizi de gösterir. Ben bunu hep tekrarlıyorum. Ben kendime bir sıfat koyacaksam, kendimi bir şekilde tanımlayacaksam, ki tanımlamaktan hoşlanmıyorum. Ama ben kendimi humanist olarak tanımlarım diyorum. Ne siyasi kimlik, ne dini kimlik, ne ırksal kimlik, ne maddi kimlik. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Tabii ki benim de kendi kendime taktığım veya toplumun bana getirdiği sıfatlarım var. Ama ben kendimi humanist olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Tanımlamam gerekirse o da. Bu sizin ne kadar insancıl olduğunuzu gösterecek bir şeydir. Ben karşımdakini insan yerine koyarım. Ben karşımdakini bir kişi olduğunu, bir insan olduğunu farkına vararak davranırım. Tabii ki herkesin sınırı var. Tabii ki herkesin kötü geçirdiği günleri var. Tabii ki herkesin çok sinirli olduğu günler var. Tabii ki insanın sinirlerini bozan ama karşı tarafın farkında olmadığı şeylerden moralinin bozulduğu zamanları var. Hepimiz insanız. Hepimizin duyguları var. Hepimizin inişleri çıkışları var. Ama bu iniş çıkışları biz yaşıyoruz. En fazla bize değer veren insanların canı sıkılır bizim bu halimize. Veya bizim o insanların canını sıkma lüksümüz vardır belirli bir dereceye kadar belki. O da karşımızdakinin size o lüksü ne kadar verdiğiyle alakalı bir şey yine. Ama elin insanına, bir ele, bir tanımadığınız herhangi birine böyle bir şey yapma lüksünü size kimse vermez. Umarım anlatabilmişim. Yemek hazırmış. Ben yemek yemek diyorum. Böyle videoları ben devam ederim ya. Çünkü ben şu an rahatladım. Ben şu an rahatladım. Umarım farklı şekillerde de olsak belirli bir noktada birleşebildiğimiz akıllarla bir araya gelebilmişimdir bu video sayesinde. Ulan ne demek istediğimi anlatabilirim şimdi. Ay o kadar zorladım ki şu an kendim şu cümleyi koyacağım diye. Neyse. Böyle. Ay bugün de ne stresli bir gündü. Bugün okulda referans mektubu almaya gittim de. Bölüm başkanı referans mektubunda ne yazacak diye çok stresli olmuştum. Çok rahatladım ama aldım. Her şey de yolunda. Ay. Bugün bir güzelim ben. Mesela bunu kimse içmek zorunda değil şu anda. Ama bugün bir güzel olmuş. Allah, keşke dışarı biraz daha kalaydım da. Belki kısmet bulurdum. Elbette bir böyle asla evlenebileceğim şu an insan değilim. Evlenmek istemiyorum. Ama nedense bir koca bulmak peşindeyim. Böyle kısmet gelsin ama ben hayır diyeyim. Böyle de manyak bir insanım. Ben manyak bir insan olduğum için beni asla hiçbir zaman ciddiye almıyor, olur mu? Gerçekten ciddiye alınacak bir insan değilim. Ben kimim ki? Onlar bir insan evladıyım. Öyle bir beynimi kullanıyorum, o kadar. Görüşmek üzere o zaman. Bir dahaki Senem'le bir şeyler... Evet, bulmadım, Senem'le bir şeyler koyacağım. Senem'le bir şeyler videosunda görüşmek üzere. Başka bir videoda da görüşebiliriz aslında. Neyse, böyle işte. Bye. Bileğim böyle kaldı galiba, bir dakika. Gerçekten. Telefonu dışarı çıkıyor bileğim. Gerçekten. Şurada çok sinir bozuldum bak, tırnaklarım. Yemek hazır. Tırnaklarım bak, hepsi çok güzel. Bu yok. Neden yok? Bu yok. Bunlar hep Game of Thrones izlerken oluyor işte. Bunlar hep Game of Thrones izlerken oluyor.